Efendim merhabalar, saatler 20.30'u gösteriyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız değerli izleyenler. Siyasetin gündemiyle başlayalım. Daha doğru bir tabirle bir siyasi bir bürokratı ziyaret etti değerli izleyenler. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı başladınız, hayırlısıyla. Valla Sayın Valim, yoğun gidiyor. Yeni taze belediye başkanı olunca tabii gelenimiz gidenimiz çok oldu. Hayırlı olsun. Onu bir yerde kesmeniz lazım. Bizim millet 5 sene devam ediyor. Valla kestim. Artık haftada bir güne indirdim. Şunu demeniz lazım. Artık biz size geleceğiz. Siz bize gelmenize gerek kalmadı. Biz size geleceğiz. Ona görüşeceğiz demek lazım. Aynen. İlk 3 hafta zaten şeyde. Giriş kapısı da çıkış kapısı da açıktı. Ama onu iyi yapmış. Yani 3 hafta süren bir kokteyl gibi düşünün odayı. İşte herkes geliyor diyor. Ben 3 haftada biter zannettim ama mümkün değil. Azalmış biraz ama bitmemiş. Böyle şey oldu. Hayırlısıyla inşallah. Bir gelen bir daha gelir. Daha nasılsınız diye bir daha gelir. Tabii. Aynen öyle. Biz de o yüzden biraz şey yaptık. Tabii vaktin bu kadar hızlı geçtiğini de fark edemedik. Size aslında gelmeye, ilk günlerde gelmeye niyetimiz vardı. Bir gelelim, yapacağımız ne vardır, sizden alacağımız tavsiyeler, şeyler. Gelelim istedik yanınıza. Sağ olasın. Hayırlı uğurlu. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Başkanım buyurun. Değerli izleyenler, Muratpaşa Belediyesi'nin Ramazan ayının ilk gününden itibaren ilçenin farklı noktalarında, tam 15 farklı noktasında kurduğu iftar sofralarında son durak Kızıl Toprak Mahallesi oldu. Ramazanımız hayırlı olsun şimdiden. Kadir gecemiz ve Ramazan bayramımız mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Şu varmış, bu varmış, seçim varmış, seçim yokmuş demiyoruz. Her zaman Allah'a şükür, gönül gönüle, can cana hep beraber varlığı, yokluğu paylaşıyoruz. Bu Muratpaşa'mızın çok özel bir hasleti, hep sizler sayesinde. Yaptığımız her işin mimarı, asıl olan hep sizlersiniz. Belediyemizi kurumsal olarak oluşturan, onun bütçesini oluşturan, onun insanlarını oluşturan, asaleten bir coğrafyayı temsil eden, bir yerleşim birimini temsil eden hep sizlersiniz. Bizim tek yaptığımız sizlerin gücünü, sizlerin katkısını organize etmek, iyiliğe, güzelliğe, sevgiye, saygıya tahvil etmek. İnsanların birbirine yaklaşımlarında yanlışlıklar, huzursuzluklar, sevgisizlikler, hoşgörüsüzlükler. Bunlar her yerde olabilir ama biz hiçbir yerde olmasını istiyoruz. Bunun için önce evimizin önünü süpürüyoruz. Muratpaşa'mızda birbirimize ön yargısız, saygıyla, sevgiyle, açık şeffaf bir belediye bütçesiyle, açık şeffaf bir belediyecilik uygulamasıyla iyi örnek olmaya gayret ediyoruz. Değerli izleyenler, Başkan Uysal'ın iftar etkinliğinin dışındaki bir diğer adresi de Sokullu Caddesi oldu. Peki neden? Yanıtına bakalım dilerseniz birlikte. Muratpaşa Belediyesi, Vatan Bulvarı'nın önemli bağlantı yolu olan caddenin kapalı çarşamba pazarı bölümünü gece çalışmasıyla asfaltladı değerli izleyenler. Ümit Uysal da çalışmaları yerinde inceledi. İşleri Müdürlüğümüzün asfalt yenileme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Zaten hiçbir zaman ara vermedik. 5 yıldır devam ettiğimiz bir çalışma. Sıra Sokullu Caddesi'ne geldi. Burada 2 etap var. Sigortaya kadar olan etap var ve bir de karşısı var. Şimdi ilk etapta sigortaya kadar olan kısmı toprağa inerek sıfırdan yeniliyoruz. 30 yıl belki 40 yıl ömürlü asfalt döküyoruz. Kendi ürettiğimiz nitelikli asfaltı döküyoruz. 2 gece çalışılacak. Gündüz çok işlek bir cadde olduğu için 2 gecede bu 400 metrelik kısmı bitirip daha sonra karşı etapa doğru geçecek arkadaşlarımız. Hepimize kolay gelsin.
Değerli izleyenler, merkez ilçelerde durum böyleydi. Diğer ilçelere göz atalım dilerseniz. Haftalık olağan encümen toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan Bayramı süresince belediyenin nöbetçi birimlerinin 1000'in üzerinde personelle hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. Yine haftalık olağan müteahhit encümen toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm kurumlarımızdan gelen, birimlerimizden gelen yazışmaları değerlendirdik. Ve aldığımız kararların da bölge halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Tabii ki her şeyden önemlisi de iştirak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif vesilesiyle bir Ramazan bayramımızın, yani tüm İslam aleminin ve Alanya halkımızı ve kentimizde bulunan misafirlerimizin de mübarek Ramazan bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Ve böylelikle de belediyemizin de tüm birimlerimiz bayram dolayısıyla gelecek misafirlerimiz ve bölge halkının huzurlu ve konforlu bir şekilde rahat bir tatil geçirmeleri, bayram geçirebilmeleri için tüm nöbetçi birimlerimiz, neredeyse 1000'e yakın personelimizle birlikte bu 9 günlük tatil boyunca hizmet vereceğiz ve en temiz bölgenin, en sağlıklı bölgenin, en huzurlu, en güvenli bir tatil yöresi olarak vatandaşlarımızı buradan uğurlamak istiyoruz ve hoş bir vakit geçirmelerini temenni ediyoruz. Bunun için de diğer kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte üzerimize düşen yerel yönetici olarak her şeyi yapmaya hazırız ve biliyorsunuz halkımızın mağduriyet yaşamaması için de emlak, ilan, reklam, çöp vergisi ve yapılandırmalarla ilgili son gün 31 Mayıs kadar, geç saatlere kadar emlak ofislerimiz belediyeki açık bulunacak. Tüm bir vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için bu zaman dilimi içerisinde borçlarını belediyemize yatırmasını. Evet değerli izleyenler, siyasilerin gündemi böyleydi. Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer Her Yerde Kitap Okuyor projesi kapsamında taksi durakları, kafeler, pastaneler ve plajlara kadar birçok işletmeye mini kütüphaneler kuruldu değerli izleyenler. Projenin başlangıcı dolayısıyla öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımıyla bir de yürüyüş düzenlendi. Geleceğimizi hazırlamak için herhalde kitabı size dost etmek kadar birinci vazifesi olan başka bir iş olmaz. Birinci vazifemiz sizlerle kitabı dost kılmak, kitaba ulaşabilir kılmak. Bunun için Kemer'de bütün kurumlar bir araya geldik. Kitapla çocukları, kitapla öğretmenleri, kitapla velilerimizi, kitapla esnaflarımızı, kitapla işletmelerimizi... Evet değerli izleyenler, sıradaki haberle bültene devam edelim. Polis memuru Ataman Şekerci bisiklet hobisini geliştirip profesyonel sporcu oldu değerli izleyenler. Yunanistan'da düzenlenen dünya şampiyonası elemelerinden başarıyla dönen Şekerci, Polonya'daki şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek. Geçen yıl Türkiye dağ bisikleti şampiyonu oldum. Birçok birincilik, ikincilik ve üçüncülük aldım. Bu yıl da Yunanistan'da yapılan Dünya Kupası elemelerine katıldım. Ve elemeleri başarıyla geçtim. Ve 1 Eylül'de Polonya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım.
Sayın Antalya İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Murat Ulucan'ın bu sporu yapmamda ve başarı elde etmemde çok büyük emeği vardır. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve sıralı amirlerimin hepsine çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi milli formayla Polonya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun için antrenmanlarımı sürdürüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp Dünya Şampiyonası'nda en iyi yerde bitirmek istiyorum. Tabii ki her sporcu kürsüye çıkmak ister. Kürsünün ilk basamağı her zaman hedeftir. Amacımız ilk basamak. Nasip olursa inşallah. Evet değerli izleyenler, bizler de kendisine başarılar dileyelim ve bültene sıradaki haberle devam edelim. Döşemealtı Belediyesi, olası kazaların önüne geçmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için Atatürk Caddesi'nin Hacı Kozak Caddesi'nden Karayın Caddesi'ne kadar olan bölümündeki kontrolsüz kavşak ve dönüşlerde çalışma başlattı değerli izleyenler. Yaklaşık 7 kilometrelik güzergahta 28 kavşak kapatılırken trafik ışıkları dahil 12 dönüş alanı açık kalacak değerli izleyenler. Döşemealtı Belediyesi'nin özellikle vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına yaptığı çalışma böyleydi. Ekranlara da getirdik değerli izleyenler. Sıradaki haberle devam edelim. Daha doğru bir tabirle aslında yine aralara gireceğiz ama 3 tane haber getireceğiz değerli izleyenler ekranlara. İlki Alanya'dan, daha sonra Muratpaşa ve Konya altından belediyelerle alakalı. Peki haberlerin içeriği ne diye soracak olursanız, biliyorsunuz Ramazan ayı içerisindeyiz. Ama bir diğer yandan da artık sonuna doğru yaklaşıyoruz ve Ramazan bayramına artık sayılı günler kaldı diyebiliriz. Bir taraftan 9 günlük tatil, işte memurlar belki tatil planları yapıyorlar. Bir diğer yandan da bayram dediğimiz zaman olmazsa olmazlardan baklava geliyor akla ve tabii yine diğer tatlılar. Onların üretildiği noktalarda da çalışmalar artmaya başladı. Bununla birlikte onlar çalışmayı artırırken, çalışmayı artıran bir diğer kesim de belediyeler değerli izleyenler. Alanya'dan ilk haber geliyor. Ramazan bayramına sayılı günler kala, az önce de söylediğimiz gibi, Alanya Belediyesi fırınlara ve imalathanelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Üretimleri ve şekerleme üretim yerlerinin ve satış yerlerinin kontrol edilmesi, halkın sağlığıyla oynayan insanlara asla taviz verilmemesi, bayram süresince de bu denetimlerin daha sık olarak takip edilmesini önemle bildiririm. Selamun aleyküm. Merhaba, kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasılsın? İyi. Yalnız. Peki ya, oturduğumuz kontrolü bayram öncesi tekrar bir kontrol etmek istiyoruz. Benim önümde yardım edebilir misiniz? Bayram öncesi de özellikle bayramda yoğun olarak tüketilen tatlı imalatlarını yapıyoruz. Halkımızın alışverişlerini bilindik yerden yapmaları, bilinmedik verdiğin altı üretim yapılan ve kimin ürettiği belli olmayan yerden yapmalarını tavsiye ederiz. Denetimde bayram boyunca ve bayramdan sonra da tekrar devam edecek. Değerli izleyenler, Alanya Belediyesi'nin zabıta ekiplerinin Alanya Belediyesi'ne bağlı bayram öncesinde imalathanelere ve fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimleri ekranlarınıza getirdik. Bu haberi girmeden önce söylediğimiz gibi iki belediyeden daha yine buna ilişkin haberleri getireceğiz, taşıyacağız ekranlarınıza. Bir diğer bayram denetimi diyebileceğimiz denetim de Muratpaşa Belediyesi'nden geldi. Evet.
değerli izleyenler, yine aynı konuya ilişkin sıradaki haber Konyaaltı Belediyesi'nden yapılan denetimlerdeki görüntüleri içeriyor. Yok bir şey yok. Siz de şöyle yapın. Tamam, buyurun. Nişasta kaçırıyor. Makineden çıkıyor. Bazen ayaktan düşüyor. Değerli izleyenler, bültene asayiş haberleriyle devam edelim. Antalya'da internet üzerinden satılan otomobillerin bilgilerini kopyalayıp hazırladıkları ilan vasıtasıyla vatandaşlardan 2 ile 5 bin lira arasında kapora alıp dolandıran çete çökertildi değerli izleyenler. İstanbul'la birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 3'ü eski polis, 15 kişi gözaltına alındı. Olaysa otomobil almak isterken dolandırılan kişilerin polise şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. İstanbul'da yakalanan 2 şüpheli ise Antalya'ya getirildi. İfadesi alınan şahıslar adliyeye sevk edildi değerli izleyenler. Sıradaki haberle devam edelim bültene. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Huzur Akdeniz isimli asayiş ve trafik uygulamasını gerçekleştirdi. Antalya il merkezli ve 19 ilçede eş zamanlı yapılan Huzur Akdeniz uygulaması 2 aşamalı olarak gerçekleştirildi. Ekipler ilk aşamada araçlar üzerinde uygulama yaptılar. Kontrol noktalarında araçlar durdurularak sürücü belgesi ve ruhsat başta olmak üzere kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli görülen araçlarda ise arama gerçekleştirildi değerli izleyenler. Uygulamanın ikinci aşamasında ise iş yerleri denetlendi. Hakkında arama ve yakalama kararı bulunan şüpheliler ise gözaltına alındı değerli izleyenler ve bu huzur operasyonuna yönelik görüntüler de yan pencerede ekranlarınıza geldi. Sizlere onları da haberi okurken bir diğer yandan da aktarmış olduk, izletmiş olduk değerli izleyenler ve sıradaki haberle devam edeceğiz bültene. Belki de en önemli haberlerinden bir tanesi bültenin değerli izleyenler. Onun için biraz daha dikkat kesilerek izlemekte fayda var. Belki yardımcı olabileceğiniz bir şey olabilir. Neden bahsediyorum? Hemen aktarayım sizlere. Antalya'da sivil havacılık okuyan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eyüphan Yıldız'dan 11 gündür haber alınamıyor değerli izleyenler. Adana'dan Antalya'ya oğlunu bulmak için gelen baba İsmet Yıldız ise sokak sokak gezerek oğlunu arıyor. Gel. 10 günden beri haber alamıyoruz, hiç telefonlarına ulaşamıyoruz. Herkes arıyor, ulaşamıyor telefonu. Ben de kalktım geldim Antalya'ya, oğlumu arıyorum. Okula bildirdim, okul gelmedi, ikinci dönem hiç gelmedi dedi. Evini bulduk, adresini bulduk, kendi yok. 10 günden beri kayıp. Eğer gören biri varsa lütfen söylesin. Ben bittim. Bir tane ipucu bana yeter. Böyle ben buradayım baba, mesaj çek, bana gerek. Anlatacak bir şey yok. Ben oğlumu arıyorum. Bittim burada ben. Gören bilen hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey. Yani gören bilen varsa hiç kötü bir çocuk da değil. Hayatta bir kötülük yapmış değil. Sigara bile içmez abi. Yani öyle bir insan nasıl kayboldu? Ne oldu? Ben herkesten, bütün dünyadan yardım istiyorum. Bırak Türkiye'yi. Herkesten. Özellikle polis arkadaşlarımız. Yani bu bulunması gerek. Hayatta olduğuna inanıyorum. İnşallah bulunur. Bana herkes yardım etsin lütfen. Evet değerli izleyenler, sıradaki haberle bültene devam edelim. Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda dün saat 17.30 sıralarında çocukların oyun oynamak için attığı havai fişeklerin alana isabet etmesi neticesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri bir yandan yangının ormanlık alana sıçramaması için önlem alırken diğer yandan da söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi. Bölgeden yükselen siyah dumansa kentin pek çok noktasından görülebilecek derecede yükseldi değerli izleyenler. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Onlarca geri dönüşüm malzemesi ise kül oldu.
Değerli izleyenler, şimdi yan pencerede yine bir görüntü gelecek ekranlarınıza. DB isimli şahsın kardeşi Mehmet Ali Bey'i değerli izleyenler öldürdüğü ana ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. 2 gün önce saat 21 sıralarında iddiaya göre babadan kalma toplu ulaşım otobüsünden dolayı tartışma başladı iki kardeş arasında. Vücuduna isabet eden kurşunlardan dolayı ağır yaralanan Mehmet Ali Bey kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti değerli izleyenler. Polise saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Aktarmış olduk sizlere değerli izleyenler. İki kardeş arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı. Gazipaşa'dan bir haberle devam edelim değerli izleyenler. Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Günercik yaylasındaki karlar havanın ısınmasıyla eriyerek 7000 metrekarelik göl oluşturdu değerli izleyenler. Ekranlarınıza geliyor şu anda, görüyorsunuz sizler de. Atatürk silüetinin dağlara yansıdığı yayla olarak da bilinen Günercik, ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıkta ve 1800 rakımda yer alıyor değerli izleyenler. Gazipaşa'nın Günercik yaylasında havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi ve yaklaşık 7000 metrekarelik bir göl oluştu. Ona ilişkin görüntüleri de aktardık sizlere değerli izleyenler. Evet, Antalya'da günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Siyasilerin gündemine baktık, bürokratlara, belediyelerin çalışmalarına baktık ve yine hayatın içerisinden asayiş haberlerine, iyisiyle kötüsüyle değerli izleyenler aktarmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Bültene noktayı koyuyoruz. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek ümidiyle.